Merhaba arkadaşlar, ben Ayşe Serpil Baytaş. Bu ikinci dersimizde Batı kaynaklı kelimelerin şimdiki durumundan bahsetmek istiyorum. Bu konuya iki hafta değinmek istiyorum. Bu hafta yarısından bahsedeceğim. Konunun yarısını bu hafta vermek istiyorum. Son birkaç yıla gelinceye kadar Batı dillerinden Türkçe'ye geçen kelimelerin özellikle genel dilde bugünkü ölçüde çok büyük problem oluşturmadığı görünmektedir. Tanzimat'ın ilanı ile başlayan ve Cumhuriyet yönetimine geçilmekle de kesinleşen batılılaşma hareketinin sürdürüle geldiği dönemlerde Türk dili ile ilgili başlıca tartışma konularından biri bilindiği gibi Arapça, Farsça kelime ve şekillerin durumu olmuştur. Yüzlerce yıl Türkçe'ye geçmesini sürdürmüş bu çeşit yabancı unsurlara karşı başlatılan savaş, onların bir de girilmeye çalışılan Batı medeniyetinin dilleri ile ilgili kuramaması, benzerlik veya uyum gösterememesi üzerine büsbütün kızışmıştır. Hele bu çeşit unsurlardan bir kısmının eski kültür ve medeniyete ait bulunuşu, gösterilen tepkinin sınırlarını daha da genişletmiş, gücünü artırdıkça artırmıştır. Türkçeyi yabancı unsurlardan arındırmanın Arapça, Farsça kelime ve dil bilgisi şekillerinden temizleme anlamına geldiği dönemlerde Batı kaynaklı dil unsurlarına karşı takınılan tavırlar çok seyrek ve pek cılız olmuştur. Bu genel özellikteki tavırlar dahi kesinlik taşımamış, tersine çeşit çeşit olmuştur. Ziya Gökalp Küçük Mecmua'nın 1922 yılında yayımlanan 23. sayısında yazı dilinde eksik olan kelimelerin birinci bölümünü milli tabirlerdir şeklinde belirttikten sonra ikinci bölümünde Batı kaynaklı kelimelerin Türkçe'ye gelişini değiştirilen medeniyetin doğurduğu bir gereklilik diye yorumlamıştır. Beynel milel kelimelerdir. Bir millet hangi medeniyet zümresine, hangi beynel milelliyete mensup ise onun bütün mefhumlarını ifade edecek hususi kelimelere malik olması da lazımdır. Türkler şimdi Avrupa medeniyetine girdiklerinden Avrupa'yı mefhumları ifade edecek kelimelere muhtaçtırlar. Paragrafı Ziya Gökalp'e aittir. Bu konu bütün yabancı kelimeleri dilden atmak görüşünde olan Nurullah Ataç için özel durum uygulaması dışındadır. Ona göre kelimelerin kaynak dilindeki durumunu, işleyişini yeni kuşağın bilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla yabancı kelimeler kullanılmamalıdır. Nurullah Ataç'a göre böyle olunca aslını bilmediğimiz kelimeyi kullanmaya hakkımız da olmaz. Bu yalnız Arapça için değil, başka diller için de böyledir. Örneğin tiyatro kelimesinin aslını, nereden geldiğini, nasıl değişimlere uğradığını biliyor muyuz? O halde bilmediğimiz bu kelimeyi kullanmaya hakkımız yoktur. Nurullah Ataç böyle demektedir. Agah Sarı Levent, Batı kaynaklı kelimelerin Türk diline girmemesi için gerektiği ölçüde titiz davranılmamasından yakınmıştır. O da şöyle demektedir. Hele türlü yollarla batıdan dilimize sızan kelimelere karşı daha titiz davranılmalıdır. Bu titizlik gösterilmediği içindir ki personel, trafik gibi kelimeler resmi yoldan dilimize girip yerleşmiştir. Tanzimat'la birlikte görülen batılılaşma dolayısıyla Türkçe'ye geçmeye başlayan Batı kaynaklı kelimelerle Merhaba arkadaşlar, ben Ayşe Serpil Baytaş. Bu ikinci dersimizde Batı kaynaklı kelimelerin şimdiki durumundan bahsetmek istiyorum. Bu konuya iki hafta değinmek istiyorum. Bu hafta yarısından bahsedeceğim. Konunun yarısını bu hafta vermek istiyorum. Tanzimat'la birlikte görülen batılılaşma dolayısıyla Türkçe'ye geçmeye başlayan Batı kaynaklı kelimelerle vaktiyle Türklerin Müslümanlığı benimseyişleri sonucunda Türk diline giren Arap ve Fars kaynaklı kelimelerin dile giriş ve yoğunluk kazanışlarında bazı benzerlikler bulunmaktadır. Bu benzerlikler özellikle Türk dilinin genel işleyişi, kullanımı, yabancı unsurlarla olan uyum veya uyumsuzluğu, onları özümsemesi yahut dışlaması, eski tarihindeki yabancı unsurlar yüzünden dönüştüğü durumdan yararlanılarak gelecekteki, hiç olmazsa şimdiki durumu hakkında tarihi gelişim ve değişimden kıyaslama yoluyla bilgi ve yorumlamalar sağlamak mümkündür.
Nitekim doğu ve batı kaynaklı kelime ve unsurların Türk diline girme, yer edinme, çoğalma, boğucu duruma gelme ve başka bakımlardan birbirlerine çok büyük benzerlikler gösterdiği görünmektedir. Türklerin 9. ve 10. yüzyılda geniş kitleler halinde Müslümanlığı kabul ettikleri, bu tarihin bitiminden aşağı yukarı bir yüzyıl sonra Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig'i yazdığı bilinmektedir. Benzeri bir zaman aralığı ile batıllaşma hareketinin yaklaşık bir yüzyıl sonrasında Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk adlı eserini kaleme aldığı görülmektedir. Türkler için çok önemli ve köklü değişimlerden biri olan Müslümanlığı benimsemenin, dolayısıyla İslam medeniyetine girmenin, Kutadgu Bilig'in diline yansıyışları, kendisini Arapça ve Farsçadan gelen kelimeler şeklinde göstermiştir ki, bunların toplamı çeşit olarak 400 dolayındadır. Yine Türk milletindeki büyük değişimlerden sonuncusu olan Batı medeniyetine giriş, Cumhuriyet döneminde kesinleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk elden kurucusundan kazanılan başlıca belgesi durumundaki nutukta yer alan Batı kaynaklı kelimelerin sayısı çeşit olarak ancak 200 kadardır. Tabii bu iki eserin başta yazılış amaçları olmak üzere türleri bile değişiktir. Ayrıca birincisinde öncelikle değişen bir dinin, ikincisinde ise yönelilen bir medeniyetin etkileyiciliği söz konusudur. Burada göz önüne alınacak olan durum, değişimden sonra geçen zaman aralığı hemen hemen aynı oranda iken, yazılan bu iki büyük eserde yer alan ve Türk dili için yeni olan değişimin getirdiği yabancı kelime sayısının her ikisinde de oldukça az oluşudur. Bunun anlamı, her değişim sonrasında dile giren yabancı unsurlar bir süre dikkat çekici, ürkütücü olmamaktadır. İşte bu yüzden yakın zamanlara kadar dildeki varlığı yüzyıllardır istilacı, boğucu bir hal almış olan doğu kaynaklı kelimelerle uğraşılırken, yeni istilacılara karşı tıpkı yüzyıllar öncesindeki gibi yeterince tepki gösterilmemiş, bu da tehlikenin büyümesine yol açmıştır. Tanzimat döneminden beri tartışıla gelen konulardan biri de Batı medeniyetinin özü ile değil şekliyle daha çok uğraşıldığı, bunun ise çeşitli alanlardaki taklitlere, sapmalara yol açtığı biçimindedir. Bu durum şüphesiz ki kültür ile medeniyet arasındaki ilişkinin iyice kavranılmaması, bunların birleşen ve ayrılan yanlarının göz önüne alınmamasından da doğmuştur. Bu durum batılılaşma çabalarının daha başlarından beri bazı Türk aydınlarının dikkatini çekmiştir. Ziya Gökalp, Türkçülüğün esaslarında kültürün milli, medeniyetin ise milletler arası olduğunu belirterek, aynı medeniyetin kapsamında çeşitli kültürlerin varlığına işaret etmiştir. Müşterek bir Batı medeniyeti vardır. Bu medeniyetin içinde birbirinden ayrı ve müstakil olmak üzere bir İngiliz kültürü, bir Fransız kültürü, bir Alman kültürü mevcuttur. Bugün artık bilim ve teknik alanlarının dışında genel dilden günlük yaşayışta kullanılan konuşma diline kadar uzanan sözlü ve yazılı anlatımların pek çok yerinde rastlanılan Batı kaynaklı kelime ve unsurların varlığını yalnızca kültür ve medeniyet kavramlarının karıştırılmasına veya sıradan bir taklit etmeye bağlamak mümkün değildir. Söz konusu durum oldukça geniş bir kitlenin günlük yaşayışından düşünce dünyasına, zevklerinden hayata bakışına, bilincine kadar uzanan ve sonuçta kimliğini etkileyen bir niteliğe bürünmüş, bu çeşit bir güce ulaşmıştır. Söz konusu durum, şimdilerde sadece Türk dilini şöyle veya böyle kullanma anlamına gelmemektedir. Bu durum kimlikleri, yani bunların birleşimi olan milli kimliği değiştirmeye, onu milli yapan bir takım özelliklerinden sıyırmaya, ayırmaya, uzaklaştırmaya ve sonuçta da yozlaştırmaya yol açmaktadır. Günlük yaşayışla ilgili kullanımlar. İnsanoğlunun varlığını sürdürebilmesi için yemek, içmek gibi bir takım maddi ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği bilinmektedir. Yemek. İnsanın günlük yaşayışındaki temel unsurlardan biri olan ve karın doyurmakla zevkli bir yemek yemeği içine alacak esneklikteki beslenme alanında çeşitli kültürlerin harman olduğu yemek ve tabela adları bir tarafa bırakılarak hiç gereği yokken lokantayı tasvir etmek için hem de görkemle de çelişen bir mantıkla sanatkarlık taslanarak iç dekorasyon görkemli ama kis denilmiştir.
Burada kullanılan kelimeyle veya benzer kelimelerle değişik yazılarda sık sık karşılaşılmaktadır. Yemek kültüründeki değişim rüzgarı ünlü Türk yemeklerinin tadını değilse bile adını bozmuştur. Fast food'un verdiği ilhamla festünkar beğendi denilmesi gibi. Burada çocuklara hitap eden yerli üretim yiyecek maddelerindeki yabancı adların artışının tıpkı düşen bir çığın rastladığını önüne katması gibi pek çok şeyi kapsamını aldığı da belirtilmelidir. İçmek, toplumun en geniş kesimini ilgilendiren alkolsüz içkilerin yabancı ad taşıyanları 1-2 iken son zamanlarda çok artmıştır. Hem de Türk alfabesinde taşıdığı harflerin bulunmaması, imla, telaffuz uyumsuzluğu bile önemsenmeyerek hangi batı dilinden geliyorsa kendi yazılışı ile kullanılmaktadır. Pixi, Schweppes, Sunny, Diet Coke gibi. Eğlenmek, değişik zaman dilimlerinde toplumdan topluma, kişiden kişiye değişen, eldeki maddi imkanlarla da son biçimini kazanan eğlencenin yer adı bile ya büsbütün yabancı ya bütün kelimeleri yabancı ise de bir kelimesi Türkçe söyleyiş ve yazılışla, bir kelimesi yabancı yazılışta ve bir kelimesi Türkçe, bazısı Türkçe fakat İngilizce yazılışa uydurulmuş ya da her nasılsa tek tük olarak Türkçe kelimelerle belirtilmektedir. Bu yerlerin hepsinin dış turizme açık olduğu, yabancılara hizmet verdiği söylenemez. Ayrıca bir yabancı için bir ülkenin kumundan tarihi eserine, otundan ormanına, kaplumbağasından insanına, suyundan yemeğine, kişi davranışlarından sanat ve kültürüne dek uzanan çok geniş kapsamlı bir yerli oluşluk küçümsenecek özellikler değildir. İşte haftanın belirli günlerinde satışı yüksek olan belirli gazetelerin bu çeşit ilanlarından seçilmemiş, yalnızca alınmış bulunan birkaç örnek. Café Le Bon, Miot, Le Chalet, Akademi, Café Bar, Café Nostalji, Grand Cello, Voodoo Club, Konak Café Bar, Paşa Disco, Reşat Paşa Konağı. Bu kadar çeşitleme az gelirse, bunlara yabancı dil kurallarına uyularak yapılanlar dahi eklenebilir. Memos, The Marmara Oteli, Brunch Salonu, Taksims. Günlük yaşayışta canı film seyretmek isteyenlerin girecekleri sinema eğer son yıllarda yapılmış ise hiç de yabancısı olmadıkları bir adın onlara ışıldadığını, göz kırptığını görebilirler. Megapol, metropol gibi. Kitle iletişim araçları ile ilgili kullanımlar. Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi zaman ve mekan engellerini çok geniş ölçüde aşan, insanlara rahatlıkla ulaşan yayınların, Batı kaynaklı kelime ve unsurların Türkçe'ye taşınmasından benimsettirilmesine kadar bütün oluşumlarında şu veya bu ölçüde pay ve sorumluluk sahibi olduğu açık ve kesin bir gerçektir. Anılan yayınların bazısında bununla da yetinilmemekte, sık sık kullanıla kullanıla iyice eskitilen, yıpratılan, bıktırılan bazı unsurların yerine yine aynı kaynaklardan başkaları getirilmektedir. Kitle iletişim araçları ile ilgili kullanımları iki bölüm halinde ele almak yerinde olacaktır. Birincisi gazete ve dergiler. Bugün Türkiye'de Türk dili ile yayımlanan gazete ve dergilerin büyük kısmı geniş ölçüde Batı kaynaklı kelimeleri gerekmez yerlerde bitmez ısrarla ve çok tekrarla kullanmaktadırlar. Ad konulma. Yayımını sürdüren dergilerin özellikle son 3-5 yılda yayın hayatına atılanlarının pek çoğuna Batı kaynaklı kelimelerden bir ad konulmakla veya anılan kaynaktan olduğu gibi alınmakla işe başlanılmıştır. Cosmopolitan, Rhapsody, Popcorn, Blue Jean, Walkman, Globe, Atlas, Turquoise, Arredamento, Architect, Clips, Capital, Playman, Playboy, Penthouse, Economic Trend, Economist, Otoshow, Offset Teknoloji, Tempo, Fame, Prima, Primadonna, Capital, Türk Hava Yolları, Skylife, Hello örneklerinde gördüğünüz gibi. Peki bu kadar yabancı adlı dergi arasında El Ele, Hürriyet Gösteri gibi Türkçenin kullanıldığı dönemlerden kalma dergiler hiç yabancılık çekmeyecekler mi?
Bu geleneğe şu da eklenmiştir. Eskiden beri çıkarılmakta olan bazı gazetelerin hiç olmazsa ikinci gazetemiz, hafta sonu ekimiz gibi genel bir ifadeyle sundukları eklere, Batı kaynaklı bir kelime ile de özel ad uydurulmakta fazla geç kalınmamıştır. Pazar şenliğiniz Fiesta'da, Milliyet Oscar TV Magazin, Melodi, Hürriyet, Süper Show, Telerama gibi. Din, tarikat gibi alanlarda yayın yapan dergi adlarının hemen hemen hepsinde Batı kaynaklı kelimelere yer verilmemektedir. Yeni Yeryüzü, Hak, Söz, Dünya ve İnsan, Değişim, Taraf, Selam, Altınoluk, Kadın ve Aile, Yeni Zemin, Yörünge, Nehir, Zafer, Yeni Ümit, Bizim Aile, Sızıntı, İmza, Mektup, İzlenim, Bilgi ve Hikmet, Cem örneklerinde gördüğünüz gibi. 1923'lere gelinceye kadar çıkarılan gazete ve dergiler içinde makine, gramofon, piyano gibi nesneye adanmış bulunanlarla ispiritizmi, sroz, karnaval, karikatür, spor gibi değişik konularda fakat sonuçta az sayıda yayın Batı kaynaklı ad taşımaktaydı. Sayfa adları, başlıkları. Bazı gazete ve dergilerin iç sayfalarında birer sayfa başlığı yazmak oldukça yaygınlaşmış durumdadır. Yine satışı çok olan birkaç gazete ile yoğurdum karadır diyen olmaz anlayışıyla hep kendilerinin faili meçhul istatistiklere göre en çok sattığını iddia eden dergilerde kullanılan sayfa başlığı, bölüm başlığı ve benzeri bölgelendirmelerde çeşitli Batı dillerinden aktarılan kelime ve ibareler aslında olduğu gibi ya da olmadığı gibi, örneğin Türkçe'de kelime sonunda aynı cinsten çift ünsüz bulunmadığı için bu şekildeki kelimelerin ikinci ünsüzünün yazılmaması, İngilizce'de büyük harf i bulunmadığı halde böyle kelimeler Türkçe'de büyük harflerle yazılırken büyük i ile yazılması, Türkçe yazıların başında kaybolmaz bir kabus halinde durmaktadır. Örneğin gusto, stil, exclusive, express, özel bölüm, zoom, imaj, lifestyle, World Report, Weekend gibi. Bu hafta bu konuyu bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Gelecek hafta aynı konuya devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya aynı konuda devamında görüşmek üzere.